أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا محمد صلوات. Zaman, tarih, mekan, bir olayların, konuşmaların sebebi vücudu oldukları için onlar kadar mühimdir. Mekan ve zaman belirlemek. 13.07.2017 Metris Cezaevi 34. Koğuş. Zaman yapacağız diye gafur abi bir şey. Evet, heyecanlandım diye. İstanbul plakası. Tek başına hücre. Oradaki aletten. Peki ne başla diyorum böyle bana? Şimdi bak arkadaşlar, derdim ne biliyor musun? Derdim bak. Sip sen derdim değilsin veya benim derdim değil. Şimdi enfusi alemde bir o üstünü açtıkça hani mesela bir heyelan olmuş, üzerine şehir kapanmış veya zifiri bir karanlık örtmüş bir şehri, oraya fenerle gidiyorsun, gittikçe üstü açılıyor. Üzerine battaniyeyi kaldırıyoruz. Değil mi? Evet. Çamuru kaldırdıkça, çamuru, şehri orada, burada şu varmış, çeşme varmış, araba varmış, çıkıyor. Enfusi tefekkür ederken, bir, İsmail hoş geldin. Bir, o alemleri keşfediyoruz. Alemleri keşfediyoruz. Bir de, vurgun yemeyelim diye yöntemini bahsediyoruz. Tamam. Hep böyle zihninizi bana verirseniz böyle. Bak, bir alemden bahsetmek ayrı bir şey. Bir de vurgun yememek için yöntemini bahsediliyor. Yoksa koca koca zatlar vurgun yemiş. Yalan söylememiş. Gittikleri yere gitmiş ama yöntem olmamış. Tamam. Bu enfus alemde böyle olduğu gibi sevgili canım kardeşlerim, mülk aleminde de böyledir. Her derdin dermanı imandır. Ama onu kullanma yöntemini bilmiyoruz. Veya var, kullanamıyoruz. Tamam. Kullanmasını bilmiyorsan, kullanıyorsan ama bilmiyorsan, doğru olduğunu sana kim söylüyor? Tamam. Dolayısıyla nasıl ki enfus alemde o alemlerden bahsediyoruz, bir de yönteminden bahsediyoruz vurgun yeme diye. Şimdi bir de alem-i şehadette babayız, kardeşiz, amcayız, dayıyız, toplumda bireyiz. Kendimizi yöneteceğiz, yetmiyor. Etrafımızı da yöneteceğiz. Dolayısıyla bunların usulü adetullah'tır. Öyle kendine bırakılacak kadar şey değilsin sen. Öyle basit sıradan değilsin. Yöntem bilinmesi lazım kendini yönetmek için. Kendini yönetmen için. En büyük bela, en büyük bela aklımıza, aklımız olmuş. Sıradan bir laf söyleniliyor ama aklım aklıma bela olmuş. Normal bir söz değil. Çünkü medyaya, basına çıkmıyor ama menfiyi de söylemek istemiyoruz. Her gün dünyada binlerce insan intihar ediyor. Yöntem. Şimdi yöntemden bahsedeceğim. Alem-i şehadetteki yöntemden. Yani benim kullandığım kullanımızı mı söyleyeceksin? Evet. Şualardan ve layıkalardan bulduğum şey mektubattan, mesela Risale'nin konusu ama bizim avama dönüştürdüm. Mesela bak bakalım. Kin, nefret, hele hele intikam hislerinden ve fikirlerinden uzak dur. İlmi siyaseti yap. Her şeyi net ortaya koyma, duyma, görme, düşünme, karışma. Ama bil ve ahmak yerine konulup kullanılma. Karşıya en büyük ceza, ses çıkarma, meşgul olma. Bak, karşıya en büyük ceza ses çıkarma, meşgul olma, onunla ilgilenme. Çünkü senin ilgileneceğin kadar şimdilik değerli değil orası. İnsanın kalitesini gelişen
hadiselerde ortaya koyar. İnsan kendi kalitesini gelişen hadiselerde fikriyatını, hissiyatını, tavırlarını, hareketlerini ortaya koyarak gösterir. İnsan kendi davranışlarıyla da kendisini de seyreder. Tamam. Ortaya koyar. Bu onun hakiki kimliği ve kişiliği olur. Bir daha kin, nefret, hele hele intikam hislerinden ve fikirlerinden uzak dur. İntikam. Benim bu öyle gelmeme sen oldun. Köle ruhlu insanların özelliği bu. Ona bir şey oluyor mu? Hiçbir şey olmuyor. Peki ne yapıyor seni bu? Seni hapsediyor. Hürriyetini alıyor. 11 tane kardeşi Yusuf'u kuyuya indirdi. Hangi hisle indirdiler? Kin, nefret, haset. Haset. Haset nedir? Kuyuya indir. Mesela kibir, firavun. İnat, Nemrut. Kibir suyla gark olacaktır o. Hani biraz uygularsam bilmem şimdi hemen itirazlar çıkacak belki. %76 su değil mi vücudun? Kibir, gurur, nefret, adavetinden kaynaklanıyor. %76 suyun bozulması. İnat ise böyle, inat, nemrudane inadı, ateş. Yani kin, eşi böyle öfke, gayz şeyler var ya, o tür hastalıklar ondan çıkıyor. Ben insanları üçe ayırıyorum bedenini bu makamda. Bir kafadan yukarıya, bir hayal yerleri de dahil belden aşağıya, bir de hayal yerinden bu boyuna kadar olan. Hangi sahada hastasın? O konunun, o bölgenin el ceza ve cinsil amel. Ceza amel cinsindendir. Sana o cinsten geliyor. Hangi amelde hata yapıyorsan o cinsten geliyor. Ustad da diyor ya, böyle yaptığın zaman karşına da o çıkar. Şimdi bak, kin, nefret, adavet, hele hele intikam, intikam isteri böyle, uzağına da olur, yakınına da olur intikam, fikirlerden uzak dur, ne yapalım? İlmi siyaset yap, ilmi siyaset ne demek? Kim kime, neyi ne zaman, nasıl, niçin, makam ve maksat, uslubunu kontrol ederek davranmak, söylemek, düşünmek veya eyleme geçmek. Her şeyi net olarak ortaya koyma gafur gibi veya benim gibi. Duyma, görme, düşünme, konuşma. Ama bil ve ahmak yerine konulup kullanılma. Zira Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslümana ahmaklık yakışmaz. Ahmak nedir ya Resulallah? Bir delikte bir Müslüman iki defa ısırılmaz. Bugün kimden kastediyorum? Ahmet Mehmet'ten kastetmiyorum. Sen bir hafta önce kötü değil miydin psikolojik? Bugün de aynısı. O hafta neyle kurtardın? Hangi fikirler, ne düşündün? Veya o hafta o hasta olmana ne sebep oldu da hasta oldun? Şimdi onu kullan. Geçmişteki kazanımlarını niye kullanmıyorsun şimdi? Ben mesela sıkıntı başıma geldiği zaman biz de insanız. Allah Resulü de sıkılıyordu. Allah Resulü de kullandığı yöntemleri söyledim. Bir sıkıntı çeşidi hanımıyla sohbetle kalktı. Bir sıkıntı çeşidi Ebu Bekir Sıdık'la sohbet ederken. Bir sıkıntı çeşidi Bilal abi Şeyzan okutturdu. Başka bir sıkıntı için sahabeye Kur'an okuttu, başka bir sıkıntı için namaz kıldı, başka bir sıkıntısını kaldırmak için Kur'an okudu. Tilaveti Kur'an, münacatı Rahman. Peki bu yöntem değil mi? Yöntem. Şimdi sen ve ben, bir hafta önceki o kötü olduğumuz halet,
Nasıl çıktın? Yani bir şey koymadın mı? Şimdi koy. Aynısını kullan. İneği yeniden hesap açıyorsun. Ona formülü uyduruyorsun. Hadisi bil mana, aynı delikten iki defa ısırılma. Demek burada denmiş. Bunu da unutma ki sende peygamber sabrı yok. Ben de diyorum. Bu kendime yazmışım. Hapishanede tek başıma hücrede yazmışım bunu. Oturup da böyle kütüphanede tıp kitabını profesörü dinlerken not almış değilim. Hayatın içerisinden bunlar. Böyle psikoloji kitaplarından, şundan bundan değil. Elimde iki üç tane şey var. Kur'an, Risale-i Nur ve Kur'an, başka bir şey yok. Peygamber sabrı arama sende. Peygamber böyle yapmıştır dememe. Evet, örnek gösteriliyor ama bütün insanlık onu çözümleyecek. Varamadığın zaman da o yöntem moralini bozma. Bunu da unutma ki sen peygamber, sende peygamber de sabrı yok. İşini yap, zihnen olumsuz insanlarla meşgul olma. Bana böyle yaptılar, beni bu hale getirdiler deme. İnsanlarla arandaki mesafe, bu çok önemli, bu araba kullanıyoruz ya, iyi biliriz bunu. Araba kullananlar, hızlı gidiyoruz otobanda. Önümüzdeki arabaya ne kadar mesafe olmalıdır kurala göre? 2 saniye. Hızımızın yarısı kadar bir mesafe olması lazım. Mektep okuduğu için bilir. Orada 2 saniye kabul ediyor. Diyor ki, insanlarla arandaki mesafe trafikte seyir esnasında korunması gereken mesafe gibi olmalı. Yani 100 kilometre hızla gidiyorsan, önündeki arabayla senin arabanın arasında 50 metre olmalı. Bu olayları, arabayı takip etme mesafesi denir. Bu kuralı kullanacağım şimdi. Yaptığın hızın yarısı kadardır. O zaman insanları çok uzaklaştırma, düşman yapma. Sevmediğin adamı çok yakına da koyma. Ne yapıyorsan onun yarısı kadar oraya koy. Uzağa koyarsan düşman olur alenen. Dost değil ama alenen de değil. Alenen düşman yapma, çok yakınına da koyma. Takip, onu takip edileceğin mesafeye kayda koy. Mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hatırıma gelen bir şey var, böyle eylemi var bu konuda. Çok şey var ama benim hatırıma gelen ilmim kadar şu. Allah Resulü demiş ki sahabesine, insanları afla konuşuyordu, affedin diye. Sahabe dedi ki, ne kadar affedelim ya Resulallah? Yani ne kadar metresi, litresi yok bu işin. Yani sütü metreyle ölçemez. Ne yapması lazım? Genel bir kayda getirmesi lazım. Yani lazım ki yeni öğreniyoruz. Yani o zaman 1400 sene önce getirilen şu yönteme bak. İnsanı ne kadar affedeceğiz? Herkese göre değişken. Dedi ki, haşir meydanındasınız. Hepsini aldı götürdü fikren. Haşir meydanındasınız. Önünüzde cennet cehennem var. O dehşetli. Orada hesap çekilirken ne kadar afa ihtiyacınız var? Tahmin edin. O hissettirdi, getirdi buraya hemen sohbet yerine. O kadar insanları affetti. Afa ihtiyacın kadar affet. Affedince zannediyoruz ki karşıya iyilik yapıyoruz. Ne yapıyoruz biliyor musun? Hapishaneden çıkıyoruz, buradan çıkıyoruz. Blok olmaktan bloka olmuşuz. Kasılmışız. Gerilmişiz, hapsolmuşuz evde. Şu düşünce, keşke evde olsa, burada. Çıkamıyoruz. Ayıp, ayıp. Kim gelirse gelsin, Allah Allah. Ne cenaze mi, ne cenaze mi? Tamam. Kahrolsun bu insanlar, insanlık. İnsanlık dibe bitmiş, yok, her şey bitmiş, yok canım, insan nerede var? Dünya niye dönüyor? Allah, senin hakikaten dediğine göre insanlık bitmiş, insan yoksa Allah bu dünyayı niye döndürüyor? Yani insanlık bitmişse. Hadis-i şerif vardı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Müştü abi çok zikrederdi, birkaç hafta önce de söyledim.
demiş ki bir mana söylüyorum. Bitti bitti canım, her şey bitti ya. Bu işin ciğeri çıktı, torbanın altı çıktı. İnsanlık nerede hocam? Dime vurmuş, insanlık hep bitmiş. Ha, bunun hakkında Peygamberimizin hadisi var, diyor ki diyen kendisi bitmiş diyor. Çünkü bitmiş olduğu gözle, bitik gözle bakıyor. Gözlüğü siyah, gözlüğü kırmızı, öyle görecektir. En iyisi otur çayını iç, Risale oku. Evet. Bazı insanların beni tasdik etseydi, bak şimdi bazı insanlar beni tasdik etseydi, inan, hücrede yazmış, inan imanımdan şüphe ederdi. Sen, diyorum kendi kendime, sen benden ne bekliyordun da bulamadın? İki kişi kalmışız hücrede. Tabii insan olarak bir ben varım da, birisi var içeride benimle konuşuyor. Ona dedim ki, sen benden ne bekliyordun da bulamadın? Anladık mı arkadaşlar? Başka yer okuyorum. 70. sayfa, gene hapishane defterinden. Musa aleyhisselam, 3 gün yağmursuzluk için duaya çıktığı halde, bunu çok güleceksiniz, duygulanacaksınız. Musa aleyhisselam, 3 gün yağmursuzluk için duaya çıktığı halde yağmur gelmedi. Çok acayip. Musa aleyhisselam. 2 rekat namazdan sonra Rabbine sorar. Ya Rabbi, niye yağmur vermiyorsun? Nazlı peygamber ya. Bak Allah ne diyecek şimdi. O kadar hoş ki, böyle şeyler çok hoşuma geliyor. Cenab-ı Hak diyor ki ona. Çünkü aranızda kovucu biri vardı. Yağmur duasına çıkmışlar. Aranızda bir kovucu birisi vardı. Onun için vermedi. Laf taşıyan demekti değil mi? He he, laf taşıyan. Musa aleyhisselam dedi ki, Ya Rabbi onu bana bildir de bileyim. Kimdir? Hı. Kimdir bileyim onu? Deyince, Allah hakikaten Allah ya. İnsan ne kadar hoşuna gidiyor. Bak şimdi. Ya Musa dedi, onu bana bildir de bileyim dedi ya. Allah da diyor ki Celle, ya Musa, yasakladığımı ben mi çiğneyim? Ben mi onu kaldırayım? Ben kovuculuğu kaldırmıştım, yapmayın diye. Ben mi yapayım diyor. Sevdin değil mi Allah? Çok tatlı ya. Kuralımı ben mi kaldırayım diyor. Ben kovuculuk yapmamı mı istiyorsun diyor. Ne kadar hoş ya Rabbi ya. Kuluna ne kadar değer verir. Kovucuya ya. Onu bile deşifre etmiyor ya. Ben olsam var ya. Odur ya Musa. Taş yağdırırdı. Şu şu şu. Musa aleyhisselam o zaman ne yapayım demiş. Bak peygamberde bak. Tam da ne yapayım sen de demiyorsun. Ben de bilemedim. Ne yapayım? Cenab-ı Hak dedi ki komple tövbe edin, ben de hepinizin hürmetini onu affedeyim. Yöntemi bak. Çıkış yolu var. Çıkış yolu var değil mi? Ne güzel ya. Ya Rab, onun o cemaatin, o şahs-ı manevisi ve Musa Aleyhisselam'ın o temsil etmiş olduğu, o ne dua ettiklerini bilmiyoruz. Onun hürmetine, ümmet-i imameti ve bizi affeyle. Allah'lığın hatırına ya Rabbi. Onları kabul ettin o duayı. Orada ne demişim? Dışarıda huzur olsaydı cinayeti işleyip hapishaneye gelmezlerdi. Orada cinayet işlediniz, burada hapishanede pişman oluyorsunuz. Birisine camdan bağırdım. Dikkat edin, gelenler tövbekar oluyor hapiste. Eğer hayatı anlamlandıramazsanız cemiyet hapishane olur. Galiba İmam-ı Rabbani Hazretleri 3 yıl hapiste kalmış.
Bu esnada celal tecellisine mazhar olmuş ve olgunlaşmış deniyor. An şart mı ki? Bunu Allah'tan bilmeli. Benim hapsimi diyeceksin Allah'tan. Çoğu insan yaşadığının farkında değil. Ne hürriyetinde bahsediyoruz? An şartta ki beşerin eliyle gelse bile zulüm sana, bunu zalim eliyle Allah gönderdi desen, esbabı terk etmen lazım. Esbaba riayet etmeli. Yani mesela sıkıntı var değil mi? Sıkıntın var. Beşer zulmeder ama kader adalet eder. Bak İmam-ı Rabbani Hazretleri ne yapmıştı? 3 sene hapis yatmış. İmam-ı Rabbani, İmam Azam orada zaten. Ya Ahmet bin Hanbel orada ölmüş. Ondan sonra hak ehilleri, Üstad 28 sene. Allah şükür ki ucundan biraz da bana verdi. Şimdi ama diyeceksin ki bunu Allah'tan bilirsen esbabı terk edebilirsin. Esbaba riayet ama etmen lazım. Ama arkada neticede Allah'ı bilmeli. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sevgisi, Peygamber aleyhissalatü vesselam sevgisi yokluğa, fakirliğe, Allah sevgisi ise bela ve musibete hazır olmalıdır demiş. Her şeyin bir bedeli var. Mesela Peygamber aleyhissalatü vesselama gelmiş bir tanesi demiş ki, ya Resulallah seni çok seviyorum. O zaman dememiş, gel sağ koluma. Sağ tarafımın, sağ kolumun. Ben seni çok seviyorum deyince ne demiş biliyor musun? Demiş ki bir manada, Peygamber aleyhissalatü vesselamın sevgisinin mehir, bedeli, yokluğa ve fakirliğe, Allah sevgisinin mehri ve bedeli ise bela ve musibete hazır olacağız. Hasan abi burada şey geçer mi? Kim, kime, nerede, nasıldır diye? Geçer. Geçer değil mi? Geçer. Bir de fakirlik deyince insanlar şey yapıyor yani. Yani fakirlik deyince yani, böyle... Yani zenginmiş, fakirlik. Yani değil o, şöyle bir şey. Fakirlik zenginliği tarif edeyim de. Sen, fakirlik elinde mal mülk çok olan değil. O bile fakir. Fakirliği söylüyorum, elindeki mevcuda göre talep çokluğudur. Ne kadar yüksekte talep ediyorsan onunla senin arandaki mesafe kadar fakirsin. Zengin ise elinde çok olmak değil, talep azlığıdır. Şey demiştiniz aslında, ihtiyacı kadar fakirsin diye evet, söylemiştiniz. İhtiyacın kadar fakirsin. Bir de bir enfüsü şeyini anlatmışlar, fakrın mevnun değil de yani. Fakri fakrınla. O şey, tanımlama ve öne çıkan sıfatım yok. Fakrımla övünüyorum. İki manası var. Yoksa mal mülk değil, Süleyman Aleyhisselam vardı yani. Tabii ki olacak. Müslüman en iyi arabayı bilecek ama hizmette kullanacak. Hizmette de kullanacaksın. Hizmet demedim. Hizmette de kullanacaksın. Fakirlik şu arkadaşlar, doymaz. Fakirliği söylüyorum. Doymaz, bitmez, tükenmez, sonu gelmez hedeflerin olması. Adamın uçak şirketi dayıyorsa fakirdir. Bir şey talep ediyorsanız elinizde yoksa onun fakirisiniz. Ya. Peki, varlığı bir de Allah ile tanı. Varlığı bir de Allah ile tanı. Sihirbazlar hikmet ve matematikle sihir yaparlarmış. Musa aleyhisselam ise, bunu da hoşunuza gidecek bir cümle söyleyeceğim. Musa aleyhisselam kendi asasından korktu. Kur'an'da geçiyor. Asayı atınca canavar oldu ya, kaçmaya başladı. Cenab-ı Hak ne diyor? Ya Musa diyor, peygamberler korkmaz diyor, geri dön diyor ya. Korkma, yapıyorum. Bak burada ne çıkarttım? Bu da gösteriyor ki işi Allah yapıyor. Kendi eseri olsaydı sihrinden kendisi korkmazdı. Yani şeyinden korkmazdı. Anladık mı bu mantığı? Evet abi. Demek ki Allah Celle Celaluhu'nun işidir deyip sihirbazlar iman etmişler. Bakmış ki Musa kaçıyor. Attığı şeyden, sopadan canavar oldu. Hepsini yutuyor ama Musa aleyhisselam kaçıyor. Sihirbaz, zahirde onun da hikmetini görüyor musun? Sihirbazlar dedi ki eğer kendisi yapsaydı kendi sihirinden kendisi kaçmazdı.
kendisi kaçıyorsa, bu da arkada oluyorsa, bu iş kendisinin işi değil. Çünkü sihiri yaparken göz teması kopmaması lazım sinyal. Böyle bakarken mutlaka göz o sihir aletine temas etmesi lazım. Ondan sonra baktı ki gidiyor ama sihir devam ediyor. Demek ki onun Rabbi yapıyor. Dediler iman ettiler. Külüme. Kur'an mahluk değil, kalem mahluktur. Ama onunla yazılan mahluk değil. Tıpkı kalp mahluktur ama orada olan mahluk olmadığı gibi. Mesela nazargâh-ı ilahi ya kalp. Cenab-ı Hak seyrediyor. Peygamber aleyhissalâtu vesselâm ağzını düşünün. Aynı ağız ayet çıktı. Aynı ağız hadis-i kutsi çıktı. Aynı ağız hadis çıktı. Aynı ağız normal konuşması çıktı. Allah'ın sana yaptığı her muamelelere tutun, hapiste olsa. Sana Allah konuşuyor, o konuşmayı öğren. Allah'ın konuşması sana yaptığı muamelede, muamelenin içindedir. Unutma, sana ne yapıyorsa o Allah'ın konuşmasıdır. Onun içinde sana özel mesaj var, onu bul. Hapis dahi olsa. İnsanları hasta yapma, tedavi et, unutma. Tedavici o. Yani ben ne yapıyorum? Ya bir surat asmam, bir laf demen kalkma, adam hasta oluyor. Dilin ahiret ama yaşantın dünya. Ey münafık nefsim. Dilin ahiret, yaşantın dünya. Ey münafık nefsim. Ben ne kadar rezil olduğumu bir nebze hapis hücresinde şahit oldum. Allah hepimizi münafıklıktan korusun. Bunu okuduğum zaman bugün dedim ya böyle bir psikolojiye mi girmiştim diye. Baktım hayır devam ediyor. Hoşuma gitti. Niye biliyor musunuz? Hoşunuza gidecek bir cümle var. Bu ölçüler var ya başta söylediğim. İnsanı psikoloji şeye atar. Bak diyor ki ihlası Yasin bak. İhlası ancak riyakarlar bilir. Onlar çok memnun olacaksınız bak. Doğru veya yanlış. Buldum yöntemi bak. Bir daha. İhlası ancak riyakarlar bilir. Onlar seni çok iyi fark ederler. Riyakarlar. İhlaslılar rekabet ederler. İhlaslılar rekabet eder. Riyakarlar ittifak ederler. Birbirlerini bildikleri için. Tanımazlar birbirlerini ihlaslar. İhlaslıyla. Ancak ihlaslıları riyakarlar çok iyi tanır. Çünkü niye? Münafık kendisini bilir. Münafık biz bilmeyiz. O münafık olduğunu bilir. Yalan söylediğini biliyor. Kandırdığını biliyor. İçi dişi farklı olduğunu, ile içi farklı olduğunu bilmiyor. Münafık olduğunu bilir. Münafık senin ihlaslı olduğunu bilir. Ama ihlaslı ihlaslı olduğunu bilmez. Onun için riyakarlar, münafıklar ittifak ederler. Yani her ittifak eden böyle, hayır. Çünkü kendisinin zıttı olduğuna şahit oluyor. İhlaslı birisini gördükleri zaman bu bizden değil. Tamam anladık mı orayı? En çok onlar rahatsız oluyor zaten. Evet. Hazreti Osman radıyallahu anh zamanında Kur'an'ın 7 nusası 5 senede yazıldı ve ona merkezlere gönderildi. Onlardan çoğaltıldı. Hazreti Osman zamanında kendi Kur'an'ı ve diğer Ebu Bekir, Sıddık, Mersen, Ömer'in Kur'an'ları, Hazreti Han'ın Kur'an'ı esas alınmış. Ve Hazreti Osman zamanında 7 tane nusa yazılmış ve merkezlere gönderilmiş. Küfe'ye, işte Basra'ya, şuraya, buraya. Oradan sonra çoğaltılmış. Başka bir şey okuyorum. Hadisi bil mana. Birisine iyilik yapınca ondan bir kötülük bekleyin deniliyor piyasada, örfte. Niye? Hani bizim Karadeniz'de var ya, kime yaptın iyilik ise ondan sakın kendini. Bak niye ama doğru var, doğru değil. Niye? Allah için yapıp yapmadığını
yapmadığımı olması için senin hoşuna gelmeyen bir şey yapınca yüzüne vurmazsan ortalıkta konuşmazsın onu. Allah için yapmışsan alameti olmuş olur. Onu konuşunca kendin için yapmışsın demektir. Mesela bir insan bir iyilik yapıyor. Allah için mi yaptın, kendin için mi? Allah bunun testini yaptırıyor sana. Ondan biz sana bir sıkıntı gelince dizine dursun, gözüne dursun. Sana ne kadar da iyilik yapmıştık. Sen de gör ki sen karşılık için yapmıştın. Eğer demiyorsan ondan gelen kötülüğe, kötülük olmasına rağmen bir şey demiyorsan hakikaten Allah'tan bak fiilen görüyorsun sen benim için yapmışsın. Başa kalkmazdı. Ya. Başka bir yer. Üzülmenin sebebini bilmiyorsan başlığı altında. Sıkılıyor musunuz? Yok abi. Yani dış dünyada, yaşadığımız dünyada hayatın gerçeklerini yorumlama dersi ya. Yani. İçeriden dışarıya bakma dersi. Evet. Evet, rahat etmen için. Yoksa her havlayan köpeğe taş atsan o zaman sokakta taş kalmaz. Ne taşı, kendine vakit et. Evet, hiç gerek yok. Yüz çevirin, duymayın, kör olun. Vurana elsiz gerek, söğüne dilsiz gerek demiş. Ahmak olmak değil, uzak durun. Bazen unutmayın, hürriyetinizi satın alın. Hürriyetinizi satın alın. Alacağınız alamıyorsun. Seni gırdaba sokacaksa, yani bu iş kesinleşmiş gibi, birisi hapiste, birisi mezarda, hürriyetini satın al. O bela, oradan alacağın parayı bırakmakla beraber, lazımsa biraz da ver, hürriyetini satın al. Çok haksız davranabilir, öyle bir şey bilmiyor. Bu uzaktır. Seni üzen, seni üzen vazgeçilmezlerini, bizi kim üzüyor? Vazgeçilmezlerini kaybetmek vehmidir. Ölüm korkusu nedir? Arabayı kaybedeceğiz. Eşimi kaybedeceğim. Dünya yüzündeki güneşi kaybedeceğim. Vazgeçilmezlerimizin kaybetme vehmidir. Ölüm korkusunun bir sebebi. Çok çeşitli sebeplerini saydım. Bir sebebi de bu. Düşün ki senin vazgeçilmezlerin nelerdi bunlar? Bir bakar mısınız? Vazgeçilmezleriniz nedir? Mesela ben bunu orada hapiste fark ettim. Bunların hangisinin hapishane yok etti de üzülüyorsun dedim. Vazgeçilmezlerini tanımla dedim. Hapiste olduğunu üzülüyorsun. Çünkü neyi kaybettin? Demek ki onlar seni hapsetmişti. Bir baktım ki üzüldüğüm şu. Risalelerim verilmiyor. Kur'an verilmiyor. Ona üzülüyor. Demek ki bunun için yaşamışım dedim. Ne kadar, ne zaman bana külliyatım geldi 13 gün sonra vermediler, Kur'an vermediler. Kur'an, Risale, bardak su geldi. Dedim ki ben burada 2,5 sene değil, 25 senede yatarım. Kur'an var, Risale var, defter de var. Ha, o bazen hastalanınca illa hapishane değil. Hastalanıyoruz, bazen bir sıkıntıya giriyoruz. Bir bak bakalım o anda vazgeçilmezlerimizde, ölüm korkusu bazen nefes darlığı olur falan. Ne sizi hemen hatırınıza geliyor? O senin vazgeçilmesi. Ondan vazgeçeceğiz. Aslında insan alışkanlıklarından çıkmak istemiyor. Ahiret onun için istemiyor. Çünkü tanımadığımız bir yere gidiyoruz. Tanımadığım bir memlekete giderken soruyorum çantaya. Kış mı orası, yaz mı? Nasıl, kum mu, fırtına mı? Ne yerler, ne içerler? Atleti, donu götüreyim, paltoyu, fırçayı, misvağı. Neyi götüreceğiz yani? Bilmediğimiz bir yer. Bilmediğin, hadi gidiyoruz Ayhan. Hazırla şeyi. Nereye gidiyoruz? Sibirya'ya mı, Arabistan'a mı? Oysa alışkanlığın dışında onlardan daha değerli şeyler de varmış. O zaman anlıyoruz. Mesela bir tanesini söyleyeyim. O geldi, bu geldi de belli bir zaman sonra Gafur, bir baktım ki
tamam da bir şeyler yazıyorsun şey ama hiç kimse yok ya, böyle birisiyle muhatap olsak da aynı olsa da konuşsak yani. Demek ki baktım ki bunlar da bir nimetmiş, en büyük nimetmiş. Duvar mı? Yok, insanlar. Dost. Yalnızlığınız nasıl iş yaptınız? Mesela tek başına. Sana bir şey söyleyeyim mi Mahmut? Bazen ama, bazen demeyeyim, nankörlük yapmayayım. Çoğu zaman yalnız değildim. Az zaman yalnızdım. Ne biliyor musun? Şöyle diyeyim. Bir gün benden aşağı Feşti Zır abi vardı Rize'de. Benden aşağı Feşti'ydi vakıftı. Eve gittim şimdi. Dershanemin bitişiydi. Annesine dedim ki, anne dedim, Zır abi nerede? Dedi ki Merzi'ye gitti ama oğlum gitme dedi. Çok biliyorsun dedi, kızıyor. O dedi bugün sabah bıraktılar benden aşağı Feşti abileri. Akşam beni alacaksınız dedi. Hiçbir şey de almadık diyor. Yiyecek hiçbir şey. Merze'de dedi. Ondan sonra tamam dedim. Sakın gitme oğlum dedi. O fırçın bağırdı dedi. Bak diyeyim sana. Tamam. Tabii biz onu dinlemedik. Arabaya koyduk yani. Gittik Merze'ye biliyordum. Ya 20 dakikada yürüdüm. İndim böyle kestirme. Baktım Cevşin okuyor. Bir de böyle defter gibi bir şeysi var. Ama güneşe doğru sabah böyle okuyor. Süzülmüş gidiyor böyle. Kartalın süzülmesi gibi avını arıyor. Bir şey arıyor tabi. İşte çocuğuz da işte 22 yaşında ne alacak ya? Neye karışıyorsun ya? Bazen böyle çocukluk yapıyorum ki böyle kızıyorum kendime. Karışma! Gittim. Selamun aleyküm Hüzer abi dedim. Aleyküm selam. Dedi. Böyle döndü. Hüzer abi tek dedim burada ne yapıyorsun? Sen geldin tek kaldım. Allah. Onun için onun tepkisi beni oradan koparttın diye. Sen geldin tek kaldım. Bir sürü burada insan ümmetçiliği bu tefekkürle. Elhamdülillah. Onlarla tanışman, bir daha okuyayım. Aslında insan alışkanlıklarından çıkmak istemiyor. Oysa alışkanlığın dışında onlardan daha değerli şeyler de var. Onlarla tanışman, yaşaman lazımdı. Biz hep dünyalılarla tanışmışız. Bunlar kısa hayatını zengin ediyorlar ve ufkunu açıyorlar. Ve bana öz eleştiriyi kazandırdılar orada. Öz eleştiriyi. Dön dediler. Dön bakalım bir arkana. Hep dünyalarla tanışmışız. Çok haklı olduğum zannettiğim ve ısrar ettiğimi sorgulama imkanını buldum. Oysa hiç de doğru değilmişim. O kadar pişmanlıklarım, enkazlar var ki Allah şahit. Allah yalan şahit olsa kafir olur. Bilerek söylüyorum. O kadar rezil, o kadar pis, böyle doğru zannettiğim ne kadar acayip bir İstanbul çöplüğü gibi çöplüklerim varmış geçmişimde. Çok. Dön dediler bak, dön. Hizmet demişiz. Onlar da diyor. Hayatıma girmesine, tanışmasına müsaade etmiyordum onları. Bırakın kendinizi hayatın eline. Dedim. Musa bıraktım. Meğer yaşarken hürüm zannediyoruz. Meğer köle ve hapiste şimdiymişiz. Çünkü hep arzlılarla, dünyalarla tanışmışız. Oysa hiç sorgulatmadılar. Dünyalar beni hep okşadı böyle. Hep böyle şey oldu. Bunları elimden aldıkları zaman, uyuduğun zaman nasıl öteye geçiyorsun? Yani ruh uyumaz ki, beden uyuyor. Duyguların kapanmasıyla ruh öteye geçiyor. Öyle mi? Şimdi dünyalılar elinden alındı. Ben de diyor ahireti yüzümü çevirdim dedi ustam. O kapıyı çaldım dedi. Ondan sonra onlar da böyle çeşitli konuşma şekliyle bir dön dediler. Dön bakalım geçmişine. Doğruların var diye bir sürü güvendi. Bak bakalım. Fesuban Allah.
Bir de böyle bak bakalım. Sonra o cümleyi koydum. Onların hayatına girmesine, tanışmasına müsaade etmiyormuşum meğer yaşarken, kâh televizyon, kâh cep telefonu, kâh bilgisayar, kâh o kâh bu, onların gelmesine fırsat bile vermemişim. O zaman bırak kendini hayatın eline. Bırakın kendinizi hayatın eline. Bırak. Akacağı gibi aksın. Kime diyorsunuz abi? Burada televizyona müsaade etmeyen kimse yok. Herkes müsaade etmiş. Hayatta bazen kendime, bazen de aklıma ihanet ettiğimi gördüm. Bazen kendime, bazen aklıma ihanet ettiğimi gördüm. Ya bunlar da burada olmazsa yazılmaz. Ne demek abi aklına ihanet etmek ya? Aklımla ihanet ettim. Hayatta bazen kendime, bazen de aklıma ihanet ettim. İhanet ediyordum. Bunları nasıl anlayacaktım? Kendimi dinlemiyorken, beni dinlemezken, kendi kendimi dinlemezken, kendi aslı ihtiyaçlarımı fark etmezken, ben kendimi dinlemezken başkasını nasıl dinleyecektim? Dinleyemiyordum ki dünyada. Seni nasıl dinleyeceğim? Ben kendimi dinlemiyorum. Ben seni nasıl seveceğim? Kendimi sevmemişim ki. Ben nasıl barışık olacağım seninle? Kendimle barışık değilim ki. Hep dışarıda yaşamışım. Arabaya bindim, teyp açmışım. Eve girmişim, zım 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 yapmışım. Kendime şey yapmışım, ha. Kendimle tanışma hiç zamanım olmadı. Hiç tanışmadım. Ne istiyorum? Dur bakalım ya. Ne zaman elimdeki oyuncaklar alındı? Hiçbir şey yok. Su da yok. Tuvalette maşapayla içeceksin. Su da o. Hiçbir şey yok. 13 gün kitap da yok. Hücre. Tuvalet maşap. Sonra baktım hakikaten vay bayağı büyümüş bizimkisi. O da iyiymiş yani. O da sağlıklıymış. Ama o da nefes alamıyormuş yani. Ben kendimi burada hür zannederken o meğer burada hapismiş. Ben oraya hapise gidince o hür olmuş. O zaman o benle meşgul olmuş. O benle meşgul oldu. Çünkü ben onun dünyasına geçtim. Ama benim dünyamda o pek var olmasına müsaade etmemişim. Baktım nefes alamıyormuş zaten. Bunları nasıl anlayacaktım? Kendimi dinlemiyorken başkasını hiç dinler miydim? Hadiseler ve kişileri dinlemek zorunda kalınca farkındalığım arttı. Baktım ki başkası da varmış burada. Hayatın içinde kendimizce bazı yanlışların, eksikliklerin adaletsiz ve zulüm gibi görünenlerin hiç de öyle olmadığını gördüm. Hayatta var ya, adalet, kader, bu mu dünya, adaletin, bu mu şey, yanlış zannettiğimiz. Bir baktım ki, hayatın içinde kendimizce bazı yanlışların, eksikliklerin, adaletsiz ve zulüm gibi görünenlerin hiç de öyle olmadığını gördüm. Yani hayat tek boyutta akmıyor. Gelen sel gibi her şeyi veriyor, taşıyor. Yani mesela şöyle düşünün, bir havuz düşünün. O dereden havuza su akıyor. O dereden de akıyor, o dereden de akıyor. Yani göle akıyor, gölü besliyor. Kardeşim o da su, ama hayır. Bu su bitkilerin oraya ziyaret ederek geliyor. O su ise maden memleketinden geliyor. Su sudur ama taşıdıkları var. O bitki örtüsünü taşırken bu madenleri taşıyor. Bu da toprağı taşıyor. Ondan sonra biliyorsunuz en kaliteli hafıza suda var. En acayip megapiksel suda var. Suda akarken yanında duranın fotoğrafını çeker, sesini de alıp götürür. Kim oraya şey yapmışsa suya, Halit Rüya'ya yansır, su hapseder onu. Allah.
Yanına kim duruyorsa resmini çeker, sesini kaydeder, haletini alır götürür. Demek ki suyun dilinden alması kalbi neden alır? Of! İndim aşağıya, indim havuza. Bir tane Kahoş'tan gelmiş, bir tane Çayeli'den gelmiş, bir tane Karos'tan gelmiş, bir tane bilmem nereden gelmiş, bir tane Balıkesir'den, Urfa'dan, şundan buradan gelmiş Türkiye'nin ortasını bir havuz düşünün. Bir baktık, oho, kimler varmış orada? Geldiği yeri taşımış. Bir damla su. Oh. Niçin suyu dağda dayıyorsanız israf etmeyin? Çok enteresan bir şey. Nasıl? Bir damla sudan yaratmış, halk etmiş insanı ya, deyince... Neyin üzerinden? Demek suyun ki... açılımıyız. Evet. %76'da suyuz. Suyuyla hiç konuştun mu bardak suyuyla? Ha böyle. Cinci derler bana. Peki, bütün öğretilerde, İslam dininde ve öncesi, Yahudilerde, Hristiyanlıkta... bir şeyler yapıyorlar Budistler'de. Suya yapıyorlar. Sonra iç diyorlar. Allah. Evet. Su kadar aziz olasın. Neresi aziz ki su kadar aziz olasın? Duvamıza girmiş. Suya hükmeden peygamber kimdi? Musa. Kim? Musa ile. Musa ile? Nuh. Nuh. Ateşe? İbrahim. İbrahim. Toprağa? Adem aleyhisselam. Havaya? Süleyman ve? İsa aleyhisselam. Cemul Cem, Muhammed aleyhisselatü vesselam. Havaya, suya nasıl hükmetmiş? Eğer denize veya göle gidip dilini ve lisanını çözebilseydik, nereden kimleri taşıdığını, kim ne konuştuğunu, ne yaparken ne ettiğini görür, işitir, anlardık. Ankara Kalesi'nde üstadın taşlardan olmadığı gibi değil mi? Evet. Bu evet. Hepsi dile gelecek değil mi? Konuşuyor da bizim insanlar konuşuyor. Sel bazen bir kayaya, bazen bir ovaya, o işte o hapiste işte bunlar. Su konuşuyormuş. Sel bazen bir kayaya, bazen bir ovaya, oduna vura vura hedefine hazinelerle, koparttıklarıyla ve duydukları, gördüklerini taşıyarak gider. Hayat, akılla, burayı çok dinlemenizi istiyorum. Bazı cümlelerimi lütfen dinleyin diyorum. Bak şurayı da. Hayat, akılla kurulmadığı için, Allah bu kainatı akılla yaratmadığı için, sırf akılla yorumlayamazsınız. Bu sözümü de aklım söylüyor zaten. Anladınız mı espriyi? Anlamıyorum diyor bir taraftan değil mi? Anlıyor musun? Tabii. Bak şimdi ben akla diyorum ki hayatı anla. Hayatın sırrını vakıf ol, çöz. Akıla diyorum. Akıl bana dedi ki bak kardeşim dedi. Ben mi yaptım ki ben? Hayat, hayat akılla kurulmadığı için sırf akılla yorumlayamazsın. Bu sözümü de aklımın söylediğini işittim. Çünkü bu hayat akıldan önce de kurulmuştu. O zaman akılla kurulmamış. Niye böyle şöyle itirazlar akılla yapıyorum ki o zaman? Hayattan ne anladığımız tarzında. Sen de bilirsin ki geçmişimizdeki nice doğruların olmazsa olmazların şimdi de hiç öyle olmadığını söylüyorum anlıyoruz. O zaman akıl vardı. Aklın yok muydu? Evet. Hani kesindi? Niye şimdi yanlış? Bu kainat insanlığın aklıyla kurulmadığı için aklıyla külüne varamaz. Bu akıl nisbi ve kıyasla çalışır. Mesela kainatın bir sebebi vücudu yapılan yani yapılma yöntemi mabettir. Mabet böyle bir sevgi zannediyoruz. Mabet bu değil ki. Evet sevgi de var ama mabet bu değil. Allah Allah. Hasan abi. Bir şey söyleyeceğim. Mesela şu kafama takıldı biraz. Madem buradayım, madem hapisteyken geçmişte yaptığınız bazı hal ve hareketler size yanlış geliyor. O geçmiştekileri akıllı yapmamış mıydınız? Akıllı yapmıştım. Aslında akıllı yapmıştınız. Aklı maaşla yapmıştım. Maatla değil. İki tane akıl var. Dünyevi akılla yapınca
dünyevi akıl zamana, mekana, vasfa ve sıfata dayalı çalışır. Onun için moralini bozma. Ya keşke deme. O zamanki şartların, kültürün, konumun, bilgin vesaire onu iktiza ediyor. Onu buraya getirip de yanlış deme şimdi. Hı? Ona yanlış olmuş. İstiğfar et. Onu buraya getirip de keşke deme. Keşke bak taklına sökülme. Bak sana çok düzdüm de bu konuda dur. Bir öküzü yakaladı timsah gölün kenarında su içerken. Yakaladı kafasından suya çekiyor. Öküz geri gelirken arkadan iki tane aslan öküzü yakaladı. İki tane aslan bir ayağında bir ayağından. Aslanlar karaya çekiyor. Bir şey anlatacağım. Hı hı. Timsah denize çekiyor. Peki ikisi şey. Timsah dese tamam lan orada boğuşalım. Timsah karaya çıkıyor mu? Çıkmıyor. Çıkmıyor. Çünkü düşmanını kendi sahasında karşılıyor. Eğer timsah karaya çıkarsa 1-0 mağlup gelecek oyuna. Aslan dese ki tamam lan biz iki kişiyiz sen teksin. Nasıl öküz yaralı ve garanti boğulacak şimdi. Timsahı iki tane aslan suya girip karşılasa iki aslan 1-0 mağlup gelecekler. Herkes düşmanını kendi sahasında karşılıyor. Sen de sahandan çıkma. Keşkeler seni karşı sahaya sokuyor değil mi? Sokuyor. Onu diyecektim. Keşkeler karşıya geçiriyor. Yani keşkeler geçmişin bataklığı, kaygı, endişe, korkular da geleceğin mezarlıkları, hortlakları, gelmemiş hortlaklar daha. Peki ne yapacağız geçmişi? Allah bir yöntem yapmış bize. Ne yapmış? Geçmişine ya Rabbi, Muhammed'in hürmetine. Ya Rabbel Alemin, bütün peygamberlerin sana iman etmiş. O imanların senin yanındaki mahiyeti, kıymeti, hakikati hatırına, Allah'ın hatırına ya Rabbi, Müslümanları, evlad-ı yârleri ve beni, bütün geçmişlerimi, geçmiş günahlarımı affeyle ya Rabbi. Amin. Amin. Ya Rabbi, bilmiyorum, tanımlayamıyorum. Hatta dile getirip de şunu affet diyemiyorum, utanıyorum. Utanıyorum Allah'ım şunu affet diye. Ama sen Allah'sın, biliyorsun. Allah'ın hatırını affet ya Rabbi. Amin. Merhamet et ya Rabbi. Eğer sen affetmeyi istemeseydin, sevmeseydin, bana af dilettirmezdin. İstetmeseydin, ben isteyemezdim. İstediğime göre beni affetmek istiyorsun. Bu vaadının hatırını Allah'ım affet bizi ya Rabbi. Amin. Amin. Oh, geçmiş temizlendi. Elhamdülillah. Temizlendiğine delilim nedir biliyor musunuz? Rahatlamanızdır. Çünkü dua enerjidir, güçtür. Dua bir böyle bir sesleniş değil. Serzeniş ve sesleniş değil. Sezleniş ve sesleniş değil. Dua konsantreyle örtülmüş, gizli olan o güç var yok diye o gücü, ruhtaki gücü aktif etmektir. Yani konsantre tefekkürün ilerisidir dua. Duanın daha ilerisi var münacat. Ha, münacatta istek yoktur. Ey şiddeti zuhrundan ve azameti kibriyasından tesettür etmiş olan Zat-ı Akdes, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın talimiyle, Kur'an'ın dersiyle anladım ki ben, üçüncü şu an, hep öyle Allah tavsif ediyor. Bu münacat. Dua ise, ya Rab şunu affeyle, ya Rab bunu ver nasip. Dua, isteklerdir. Niçin söyledim? Münacat niye söyleniyor? Bir istek yok ki. Gizli olan, ruhta olan, üstü örtülü olan o gücü aktif etmektir. Yani dua beşeriyetimizin iktizası, münacat ise imanımızın iktizasından iman ettiğin şeyle beslenme vesilesidir. Allah'a iman ediyoruz, Allah ile besleniyoruz. Ahirete iman etmenin dünyada karı yok mu? O işte ahirete iman etmenin dünyada da o enerjiyle doluyorsun. Abi özür dilerim, gülesim geldi birden. Hakkınızı helal edin lütfen. Şimdi Temel hacca gitmiş, nasıl dua etmiş? Herkes bir dua ediyor, incelemeyeceğim ama Temel bilmiyor. Allah'ım.
Sen biliyorsun işte. Sen biliyorsun işte. Kabul et ya Rabbi. Amin. Bir dakika. Şimdi bu aslında bir manada münacat oluyor Hasan abi. Bakın bir şey istemiyor. Sen biliyorsun Allah'ım. Şimdi şeye bak, münacat deyince özür dilerim. Şeye baktım da mealen. Diyor ki, karanlıkları içinde niyaz etti. Senden başka ilah yoktur. Bakın Hasan abi, istek yok. Seni her türlü noksanlardan tenzih ederim. Bakın istek yok. Gerçekten ben kendine zulmedenlerden oldum. Zahirde istek yok Hasan abi. Ama kendine zulmedenlerden oldum demek, sana teslim oldum, sen doğruyu bilensin, yap. Bir mana. İstek yok dediniz ya abi, o münacatta. Bu kainat, insanlığın aklıyla okudu Kur'an'ı. Hayatından daha değerli şeyi hayatına gaye yaparsan, bu hayatın başına gelen her şey hayatında anlamlanır, yaşanmaya değer olduğunu görürsün. Eğer hayatından daha değersiz şeyleri hayatına gaye yaparsan, hayatın anlamını yitirir, intihar seçenek olur. Nasıl düşünürsen düşün ama zulüm ve inkar üzerine düşüncelerini kurma. Çünkü fıtrat reddediyor bunu. Fıtratın reddettiği, fıtratına rağmen düşünce sistemini kurma. Şimdiye kadar düşüncelerime bina ettiğim zeminin doğruluğunun doğrulanması adına hapishane çok ciddi mihenk noktası oldu. Doğrularımın doğru olduğunun mihengi ne olacaktı? Yoktu mihenk. Kimseyi de dinleyecek de halim yoktu. Doğrularımın doğrulanması gerekiyordu. O da mihenk lazımdı, o da hapishane oldu. Ama kimisinin bir cenazesi olur, kimisinin anne baba kaybı olur, kimisinin bir ekonomik kaybı olur. Yani kimisinin Yunus balığına girmek olur, kimisi hastalık olur Eyüp gibi. Kimisi ikiye bölünmek olur, kimisi deri üzülmek olur, kimisi herkesin bir miracı olur. Bir inkılap, miraç olduğunu orada bir inkılap geçirirsin, bir bakarsın ki öncesiyle sonrası çok değişiktir. Hasan abi, özür dilerim, bir şey sormak istedim. Şimdi şu hapishanedeki psikolojiyle yazdıklarımız birçok benzer sıkıntıyı dışarıda hapis hayatını yaşayanlara karşı özellikle kullanıyorsunuz. Bakın, şu konuda ne dersiniz abi? Mesela Hasan abi, Allah Celle Celaluhu yavruları veriyor, bir ineğe yavruyu veriyor. Arkasında neyi gönderiyor abi? Sütü gönderiyor, değil mi? Ama biz bu kadar hayvancılık yapıyoruz. Yani İnekler yavru yapsın da yavrusuna süt versin diye değil ki, onun sütünden faydalanıyoruz. Yani yavrunun sütünden faydalanıyoruz. Ne demek bu şimdi Hasan abi? Şimdi siz hapise girdiniz ya, hapise girmeyi göze alarak bir konuda faydalandırmaya çalıştınız insanları. Bir konuyu öne çıkarttınız. Dolayısıyla hapse girdiniz. Ama bakıyorum ki Hasan abi, o sizin amaç edindiğiniz öne çıkan konu sadece zahirde görünen olmuş. Aslında gerisinden getirdiği hapsin faydaları çok daha değişik başka bir şey olmuş Hasan abi. Yani öyle değil mi? İfade edebildim mi kendimi? Çok. Bütün toplum, bütün dinleyenler istifade ediyor. Bir de zat bir dedi ki, abi diyor, çok yüksek bir makamda. Bu işin uzmanı geldi bana, açtı, dedi ki, bu kadar 50 küsur yaşındasın, bu kadar dengeli dersler var, böyle acayip uçuk şey yok, ifrat, hayat, psikoloji, insanların mutluluğunu uğraşan bir insansın, şüphemiz yok. Böyle bir şey senden çıkabileceğini tahmin etmiyoruz. Bunu kesildiğini de biliyoruz. Kesilip doğrandığını, doğranmış. Sence bizim bilmediğimiz, sence gizli tuttuğun başka bir gayem var mı? Dedi.
Ama ben sana özel soruyorum. Ama kesildiğini de biliyor. Kesildiğini biliyoruz. Önün sonu mesela kesilmiş. Üç tane ayrı bir zemini birleştirmişler. Sonra teke, arka formatı teke indirdiler. İlk iki gün bir lambili var arkamda gözüküyor. Biraz sonra beyaz bir mermer gözüküyor. Sonra kırmızı şey gözüküyor. Tamam, sonra tamamen kırmızıya dönmüştüm. Beyaza dönmüştüm. Kırmızıya mı ne yap? De hemen anlattılar. Adam dedi ki, bunu diyeceğin bir insan değilsin. Bu zahirde bu. Yani bir hamiyetten, bir boşlukta, dengesizlikten böyle söylenildiği gözüküyor gibi. Ben buna inanmıyorum. Buna ne yaptın, neyi kastettin, kime mesaj verdin, ne yapmak istemiştin? Eğer mahsuru yoksa ben işim bu demiştim. Bak, akıllı adama bak. Bu niye dedi falan, şöyleydi, böyleydi falan. Tabii bunlara bir hakikati anlatmak mümkün değil. Hikmet yönünü... Yani siz ne dediniz abi şimdi? Yani bunlar bu kadar ilmi siyaset var ya, kim kime, neyi, ne zaman, nasıl, niçin, makam ve maksat dostu bilen insansın. Bunların dersinin kanuniyeti sorun. Tamam. Sen bunu niçin iş yaptın o zaman? Abi bir sizin amacınız var burada. Bir de Allah'ın hikmeti. Evet, Allah'ın var. Evet. Toplum bu kadar insanlar istifade edecek bu dersten. Evet. Ama sen tabii toplum istifade etsin diye şey yapmamışsın. Evet. Senin o ince bir çizgi vardır. Yani bir aptal olacağım değil. Bu kadar bu konuyu mesela yani konuşan bir sürü mesela insanlar... Varken seni seçmeleri çok odur. Acayip yani bu kadar öne çıkarıp öyle şey olup ne sebebi? İşte sonra bir parçasını böyle rumuzlu remizde anlatayım. İnsanlar matematik yapar, matematiğini test eder. Sağlamasını yaparlar. Veya ciddi bir iş yaparken bir onu test yaparlar, değil mi? Test. Evet. Bizim sadece aldığımız derste dünya ve Türkiye'deki bazı şeylerin, sistemlerin dönem dönem olduğunu, milat olduğunu yazar. Mesela İtalyan bir tanesi böyle gayipten şey haber verir ya, şöyle yapar, böyle yapar, alameti şudur diye. Her bir şeyin bir kırılma dönemleri var. Mesela Osmanlı'nın kırılma dönemleri var. Roma'nın, Bizans'ın kırılma dönemi var. Kuruluş dönemi, yükseliş dönemi. Yükseliş dönemi, standart, stabilize gibi. Bir de başka dönemler var. Biz de bazı şeylerin bir dönemi olduğunu gördük. Evet. Dört dönem varmış, dört tane. O dönemin üç mü dört mü merak ettim. Test edilmesi gerekiyordu. Üç mü dört mü? O zaman bir başkasına gafur böyle bir üç mü dört mü bir matematik yap. Yani Bizans'ın dördüncü devresinde miyiz, üçüncü döneminde miyiz? Bizans'ın. Bizans'ı denemek istiyordum. Bizans'ın üçüncü ve dördüncü dönemini demek üç mü dört mü? Emre ne olacak kendisi? Ona göre şeyler değişiyor. Dersler, konumlar, anlayışlar, bakışlar. Çünkü Bizans'la Roma karşı karşıya Bizans'ı çözmem gerekiyor. Acaba hangi döneminde Bizans? Bir kanundan bahsedeyim. Dönemlerin kırılmaları öyle basit değil. Mesela Allah Resulü gelmeden önce elit ve hür ile köle tayfesi vardı. Mesela köle köleyle evlenirdi. Asla hür köleye, köle de hüre evlenemezdi. Kız alıp vermez. Şöyle bir sürü acayip bir kanun vardı ama acımasız. Bu kırılması gerekiyordu. İnsanlar insan oldukları için eşittir. Abi, seversin bu cümleyi.
insan oldukları için aynı haklara sahipler. Allah katında, Allah nazarında kimse kimsenin üstünlüğü yoktur. Ancak takvadadır. Köledir, bilmem nedir diye. Bunu kıracaktı bu. Bu kırılması gerekiyordu. Allah Resulü, ey ashabı marun, ey bilmem şey Fatih, sen bunu yap denmez. Bizzatı kendisi yapması lazım. Bu sefer halasının kızı, hala Zeynep, kendi evladım dediği, ama eskide evladım deyip de çocuk köle aldınsa veya köleden çıkmışsa evladın dediğinse evladın oluyordu. Mirasa sahip oluyordu. Aynı evlat oluyordu. Evladım. İşte İslam bunu kaldıracaktı. Evladım demeyle evlat olmadığını. Yani olmuyor. Evlat olabilmesi için ya neseben veya süt olması lazım. Dolayısıyla Allah Resulü Zeyd evladım dedi. Zeyd'di değil mi kölesi o çocuk? Çocuk Zeyd miydi yoksa şey? Zeyd'di. Ufak çocuk. Oğlum demişti. O zaman adette oğlu olacaktı. Miras şey olacaktı. Artık o sanki babasıymış gibi iyiydi. Bunu yıkması lazım. Bir. İki. Hür birisinin köleye verilememesi lazım. Üç. Kölenin bir köle bir kadın hür olana verilemez. Hele hele kölenin boşadığını ancak köle alır, hür alamaz. Bu kadar karmaşık bir formülü Allah Resulü çözmesi lazımdı. Ama kendi iradesiyle değil. Kız iken alması mümkün iken halasının kızını kız iken almayıp Zeyd denilen kendi oğlum dediği kişiye veriyor. Böylelikle hür ile köle arasındaki uçurum kapanıyor. Aa, duydunuz mu? Bak Muhammed, geleneğimize bak ne yaptı yani. Bak buna da karşılar bak. Bunu kırdı. Ama en yakınından başlaması lazımdı onu. Ya nasıl bir nefis abi bu ya? Tövbe estağfurullah. Ya çok acayip değil mi? Evet abi. Ya işte acayip temelen işte evet. Allah Resulü'ne dayanamıyorum bilince. Yani nasıl bir insan ya? Evet. Nasıl bir insansın? Nasıl tahammül? Nasıl mükemmel böyle bir insan ya? Bunu nasıl kıracaksın ya? Bu kırılır mı ya? Bu tabu gibi olmuş. Şimdi örf var, adet var, ananı var şimdi ya. Aşabiliyor muyuz? Aşamıyor. Bunu kırdım. Bu yetmiyor. Benim oğlum dediğin oğlun olmadığını nasıl göstereceksin? Oğlunun karısı alınır mı? Bu sefer ona boşattı, boşuyor Zeyd. Çünkü baktı ki bu risade var. Öyle bir ahlak, öyle bir ruh, öyle bir kemalat ki kendisi altında ezildi. Küfür değilmiş. Küfür olmadığı olay kendisi gösterince Allah Resulü'ne söylüyor. Üç defa mı ne söylüyor? Boşayacağım ya Resulallah. Bana uygun değil diyor ya. Çok yüksek. Eziliyor Zeyd. Yani çok eğitilmiş birisi. Resulallah sesi atmıyor böyle. Allah'tan hüküm bekliyor. Sonra sen hür birisini alacaksın, bunu kırdın, bir de boşayacaksın ya. Bunu da kırdı mı? Sonra kölenin bıraktığını hür alamazdı. Resulullah nikahladı. Neyi kırdı? Halasının kızı kız iken almıyor, kölesine veriyor, onun boşadığını alıyor. Gel sen koy bakalım kendini, yapabilir misin bu zor işi? Olur mu? Lan öyle bir düşkünüm olsa kız iken alırım ben daha. Niye boşanmış alayım? Öyle değil mi ya? İnsanız da bizde. Nefis taşımıyor muyuz? Tabii. O madem böyle bir niyeti vardı kızken alır. Ama bir şeyleri yapıyor, yapılandırıyor. Ya kırma, çökmesi lazım, çökmesi lazım, inşa etmesi lazım. Batılı nasıl? Kendi hayatında uygulayacaksın bunu. Sonra oğlumu, oğlu olmadığını, onun hanımını alıyor. Başka ne yapıyor? Kölenin boşadığını köle alabilirken hür alıyor. Bir de en üstün bir elit tabakası onlara göre peygamber o alıyor. Kaç tane tabuları kırıyor bir şeyle. Peki bunu ey ashabım sen yaptığın için yapabilir mi? Olur muydu? Gafur, Bizans'ın Roma'ya karşı durumu. Bizans'ın 4 dönemi var. 3 demeyiz, 4 demeyiz. Bunu tespit etmek senin üzerinde yapılmak istiyorum. İçine geçemez mi? Abi benim çoluk çocuğum var ya. Sen ne yapmıyorsun? Sen kimsen yok. Dene bunu. Peki neyin karın olacak?
dersler değişecek, mesajlar değişecek, yön veriyorsun her sahaya, siyasete, ekonomiye, şey vesaire. Seni dinliyorlar. Onlara hangi dönemde olduğunu, peki bu kırılmaları Roma ve Bizans'a karşı dört dönemini Bediüzzamanlar, ben diyor Osmanlı yaşamış, İttihat Terakki yaşamış, Cumhuriyet CHP canlamış, Menderes dönemini yaşamış. Hepsine ayrı şeyler verilmiş. Ondan sonra Roma mı, Bizans mı? Bizans'ın üçüncü devrimi, dördüncü devrimi. O zaman bir yöntemle bunu test edeceksin. Üç mü, dört mü? Dördüncü devresinde. Olur çıktı mı ortaya? Evet, öyle çıktı. Ne olması gerekiyordu dördüncü devrede? Dördüncü devrede hiçbir şey yapamaz. İleri tecavüzatı kırılır. Vaziyet muhafaza etmeye çalışır. Üçte olsaydı asit kuyuna atılan insanların buharlaştığı gibi olacaktı. Aa. Ne zaman? 98 üçüncü dönemdi Bizans'ın. Hmm. Bak Bizans'ın üçüncü dönemi, o asit kuyuları, faili meçhul cinayetten olduğu dönem üçtü. Hmm. 2011, yani ondan sonra en belirgin 2015'te kendisini gösterdi ki bu Bizans'ın dördüncü devresine girildi. Ama öyle mi yani? Test yapmak gerekiyordu. Bakalım dördüncü devrede bir şey yapamaz, ileri tecavüzatı kırılır. Onu muhafaza etmeye çalışanların eline ciddi bir senet araştırmasına ve şey olacak, şey olacak, olacak deniliyor. Bizans'ın dördüncü dönemi. Bizans. Roma'ya karşı Bizans'ın durumunu tahlil edecek o işin uzmanları. Yoksa böyle oturup maaşlar gelsin, kahveler, öyle şeyler, bu işler başka bir şeyler. İmam-ı Rabbani Hazretleri 3 sene kaldı. Ahmet bin Hanbel hapiste öldü. Kırbaç'tan da İmam-ı Azam. Orada işkence gördü, orada aldığı hastalıklar öldü, şehit oldu. Bediüzzaman Hazretim 8 sene hapiste işkence gördü. Yani ehli hakkı görmedim. İlk defa olmuyor ki bu işler. 12, 13, 14, 16 tarihi, 16, evet. O farklı mı yani? 16 yok. Emirdağ'da şöyle geçiyor. Eldinç, bizi iş yapıyorsun. 12, 2012, 2013, 2014, 2015 yok. 2016 var. Tarihleri. O kırılmayı onun için 15 dedi. Emirdağ'da 2000 demez. 12, 13, 14, 16 sene sonra. Ve tarihlerinde. Evet. Ve 2016'da sonra dördüncü dönem olduğunu, benim hadise de Bizans'ın ve Roman anlayışımızın 2016'da oldu. Anlayışımızın. Evet, Emirdağ'da 2016 geçiyor. Bizans ve Roma'ya karşı dördüncü döneminin 2016'da olduğunu, 2016'dan sonra dördüncü devre olduğunu müjdeler olsun. Bundan sonra ne olacak peki abi? Bundan sonra bunu bitirip de çay içmemiz olacak. Evet. Tamam, çok güzel olmuş. Bir ufak çocuğu var. Büyüğü de acayip bir canavar gibi. Çok tatlı. Gördük değil mi? Sen görmedin. Sen yok. Daha öncesinde görmüştüm ama. Yok, görmeye gerek yok ki. Bunu görsem yetiyor abi. Aynı yazsın. Bak konu böyle işte. Gördük kadın. Evet, gördünüz. Hadi bakalım. Allah'ım yarabbim. Ve bilmeyen çıktı azam. Denge size bak, muvazenetsiz adam. Ye itibarlı anlayışsız. Allah Resulüne de öyle demişlerdi değil mi? Çünkü bu kadar sıkıntı niye çekiyorsun ya? Karılarımızı verelim, başımıza genç, ekonomi, her şey sen olsun. 5 tane iman esasından bahset, bir tane bizim bir şeyden bahsetme. Bizim bir şeyimizden bahsetme. O da aleinde bulunma, ne yaparsan yap. Kafirin suresini söyle. Ki o zenginliği elini alçaya in hepsini değiştirdi. Gene devlet tarafını şey yapacağız. Yani eğer gayemiz devleti işgal etmek, devlette yapılanmak, tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe ya Rabbi.
devletin şey yapacak, siyasi böyle entrikalar işte şey yapalım, yapın alalım da geçelim ondan sonra. Yok kardeşim, öyle bir dert yok. İsa'nın Rusya'yı hareketleri, biz manevi muhafaza memurlarıyız yani. Ondan sonra öyle ki bizim derdimiz iman. İman hizmeti. İnsanların imanını inkişaf ettirmek. İman, hizmet etmek insanlara ya. İnsanlara hükmetmek değil, imanına hizmet etmek. Biz hizmetle böyle adamışız kendimiz. Ben mesela gittim ne yaptım peki? Ona da imanı anlattım, namazı anlattım, isyan etme dedim. Ondan sonra her şeyi yapmış, 21 sene yemiş. Eser satıyordum, bak dedim ya. Dedi, dinledi. İnan namaza başladı ve dedi ki, eğer dedi sen dışarıda dedi, senin değil, senin hocan bile gelse bana ulaşamazdı dedi. Ve ben bir laf dinlemezdim. İyi ki buraya girmişim, bak bak. İyi ki buraya girmişim, bunu diğer liderim bir sene alan değil. İki defa müebbet almış. Hem Esra Tepesi, hem adam vurmuş vesaire. Ama iyi ki almışım ki seninle tanışarak Allah ile tanıştım, namazla tanıştım diyor. İyi ki diyor müebbet aldım buradayım ki seninle tanıştım, namazla tanıştım. Dedim ki namazla tanışmak için değer miydi dedim iki defa müebbet almak. Ben zaten öyle gidiyordum dedi, öyle bir yerde öldürüp bırakılacaktım. Gazi Osman Paşa'da dedi. Ona mafyasın şeyiymiş, yeraltı şey. Ben öyle yok olacaktım. Şimdi iki defa muhabbet aldım ama hiç önemli değil. Zaten ben öyle geberip gidecektim dedim. Ama Allah ile tanıştım, namazla tanıştım. Ebedi bir hayat. Ya namazla tanıştım. Senin iyi abi. He? Senin iyi ki ne oldu? Neyim? İyi ki buraya girmişim dediğin ne oldu? Onlardan işte bahsediyorum. Ondan sonra... Tabii bir sürü şeyler de bahsettik ya, böyle dediler. Hep arzlılarla görüşmüştük. Bakıyorsun onlar, serbest bölgeyi verdiler bana. Diman serbest bölgesini verdiler. O kadar çok ki abi, o şu an konuşmak bile hep yanlış. Çünkü neden? Hep bundan sonralar, bundan sonra da devam edecek abi. Ve bu defter komple hapishanede ve böyle bir defteri de gasp ettiler. Bakacağız, vereceğiz sana diye. Aldılar, vermediler. Böyle veciz veciz böyle tespitler. Mesela hapishanenin gayesi yazmışım. Bu gelecekte ders olacak onlara. Ha, yani neyi takip ediyorsun? Bak ne çıktı mesela, sıkıntıdan yazmışım. Sana rağbet ve muhabbeti olan kişiye rağbet etmemen, nasibinden noksana düşmendir. Senden hoşlanmayana rağbet etmense aklanmandır. Ne? Alçalmandır. Senden hoşlanmayana rağbet etmen alçalmandır. Mesela o çıktı cümle. Neyse. Şimdi bitireyim, ondan sonra çay içelim. Bakalım bir şey kaldı. Nasıl düşünsen düşün ama zulüm ve inkar üzerine düşüncelerini kurma. Çünkü fıtrat reddediyor bunu. Fıtratın reddettiği fıtratına rağmen düşünce sistemini kurma. Şimdiye kadar düşüncelerimi bina ettiğim zeminin doğruluğunun doğrulanması adına hapishane ciddi bir mihenk noktası oldu. Bak bir daha. Şimdiye kadar düşüncelerimi bina ettiğim zeminin doğruluğunun doğrulanması adına hapishane çok güzel ciddi bir mihenk noktası oldu. Yani Bizans'ın 4 mü 3 mü? Yani en zor durumunda geçmişim, düşüncelerim, hayatını uğruna harcadığım şeyler var ya. En zor durumunda geçmişim, düşüncelerim, hayatını neyin uğruna harcadığının sorgulamasını, sağlamasını yapman gerekmiyor mu? Hayatını bir şey uğruna veriyorsun. Onun doğrulanması gerekiyor. Hayatını uğruna harcadığım şeyler bakalım hapisteki hücremde yanımda olup işime yarayacak mı? Mesela hayatını verdin. Mesela gittin bir baktın ki en çok güvendiğin şeyler kansersin. Uğruna para, uğruna verdin ne para, ömrünü verdin para. Kansere yarayacak mı? Ölüm sonrasına yarayacak mı? Hastalık dert sıkıntıya yarayacak mı? Çocuğum bozuldu, serseri oldu sokakta. Ona yarayacak mı? Uğruna ömrümü verdiğim şey, bakalım benim zor durumda benim yanımda olacak mı?
hapishane gösterdi bana. Yoksa yarama, yaramı katacak bilgilerim. İlk gün atıldım tek başıma hücreye. Ne ile nasıl yorumlayıp ortamdan lezzet alabileceğimi dönüştürebilir miyim? Kayıp gibi görünen kazancıma nasıl dönüştürebileceğimi ne ile bilecektim? Ne ile yapacaksın? Kayıp gibi görünen kazanıma nasıl formatını değiştirebilirim? Bunu girdiğim zaman ilk. Bunu geçmişim yapacaktı ve yaptı da. Yani atıldım. Kim bana yardım edecek şimdi? Hiç kimse yok. Namaz kılacak yer de yok. Böyle duruyoruz. Kim yardım edecek? Hadi matematik, servet, kariyer, insanların alkışı, kimse yok. Geçmiş hizmetler. Onlar ne yapacak bakalım? Hizmetler hizmet mi şimdi? Bakalım hizmet miydi, hizmet mi? Şimdi bakalım ben sizin ortaya çıkmanıza hizmetin, mananın, ilmin battaniyesini açtım, ortaya çıktım. Acaba Allah için mi çıktı, çıkarttı yoksa kendimiz için mi? Durduk. Eğer bana yardım edeceklerse Allah içindi. Değilse azap çekeceksin. Allah için olmayan bir şey uçtu gitti. Allah için olan her şey canlı. Bir baktın ki kayıp gibi görüneni kazanıma nasıl formatını değiştirebilirim? Bunu da geçmişim yapacaktı ve yaptı da. Eğer hayat felsefem ahiretsiz olmuş olsaydı asla hücre ve içindeki garip fikirler ve acayip hisleri yorumlayıp izah edemezdim. Oysa ben hapise gittiğimi zannediyorum. İnsanların çok hapiste olduğunu gördüm. Güneşin altında kapkara kafalar. Kah haset, kah kin, kah nefret, kah kariyer. Şimdi kah hapisteler böyle. Hapisteler zaten böyle. Mesela böyle. Hapisteler. 9 saat kalan var. Ondan sonra ellerinde telefonla uyuyor. Hür mü şimdi bu? Nereye girmiş? Buraya girmiş. Hayatın bazı gerçeklerini çok pahalıya mal edip yorumluyoruz. Misal hapishane gibi. Ama hapishanenin öğrettiğinden daha fazladır eğittikleri. Mesela hapise girip de pişman olmayan yoktur. Çok ciddi bir, yani sayısını bilmiyorum, istatistik yapmadım ama girenlerin kahir ekseriyeti namaza başlıyor. Hatay dışarıda yapıyor, tövbe içeride yapılıyor. Hata dışarıda yapılıyor, içeride tövbe. Demek ki hapishane, istihane. Eğer orada eğitim kadrosu, onlara seminerler, dersler verilse var ya, hepsi istiha olur, mükemmel adam olur. Bak ne diyor, iki tane müebbet almış, iyi ki Allah ve namazla tanıştım diyor. Çapanı, gemi var ya böyle durdu, akıntıya gider, rüzgar sürükler ki şey, su akar, gemiyi götürür, rüzgar şey yapar. Durması için ne gerekiyor? Çapa. Çapanı yanlış sulara demirleme, atma öğrendim. Hapishane bana, çapanı, gemini, sular var, rüzgar var. Çapanı iyi yere at. Ya akıntı alıp götürür ya da yasak bölgeye girme cezasını alırsın. Kendimle, evlad-ı yalimle meşgul olmaya zamanım kalmamıştı. Boş olma isteği, baş olma, bakın iyi dinleyin. Bitti, 3 tane cümle var. Baş olma isteği ne demek biliyor musunuz? İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki kalpten çıkacak emraz-ı kalbi var ya, kalp hastalıkları. En son hangisi çıkıyormuş? Baş olma sevdası. Diyor ki onun bedeli var ama. Baş olma isteği, bak gafur, bundan sonra baş olma isteği ne olacak mı? Baş olma isteği başını kaybettirir. Başını yer bitirir. El ceza min cinsil amel. Ceza amel cinsindendir. Sonra son iki cümlem. Hapishane hayatımda hukuk aynasında siyaseti seyrettim. Hapishane hayatımda hukuk
namı altında, hukuk aynasında baktım siyasileri gördüm. Bu dünya hayatında intikam almaya zamanımız yok. İntikam gayesiz insanların gayesi olduğunu gördüm. İntikam almaya zamanımız yok. İntikam gayesiz insanların gayesi olduğunu gördüm. Burada şunu da bitireyim. Evhamın aklı yok ama kendi maksadına kullanabilirse çok dehşetli oluyor. Bunun karşısına teslim ve tevekkülü koyman lazım evhamın. Şeytanın ve meleklerin düşünce değiştirme gibi şeyleri yoktur. Bu iki taife sabit düşünceye sahiptirler. İnsan ise bu iki zıt kutubu, kutba an be an yaşıyor ve zıttına geçebiliyor. Dolayısıyla sen, bak evham ve vesvese, cinler ve şeytanların fikirleri değişmiyor, sabit. Onlara karşı sen zengin ufkunu, zengin malzemeyi, zengin çıkış yolları, zengin malzemeler, düşünceler geliştir. Başka şansın yok. Vâhıl devâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemîn. El-Fâtiha.